O yüzden bugün pek çok işletme pek çok çalışanını ücretsiz izne gönderdi ve bu görünmeyen, gizli, üstelik tazminatsız bir işsizlik demek. Salgın öncesinde 120 kişilik bir kadromuz vardı. Mutfak, güvenlik, garson, komi, barmen olarak. Şu an 15'teyiz. Kısa çalışma ödeneği de bitti. Bu kişiler ücretsiz izne mi çıkarıldı? Hepsi ücretsiz izne, evet. Maalesef. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyordum. Bugün itibariyle ücretsiz izne çıkarıldım. Türkiye şartlarında hiçbir aile veya hiçbir birey bu ücretle kendini geçindiremez. 47 lira, yani açıklama yapıyorlar, her zaman yapıyorlar simit parası diye, ama o simit parası bile değil yani. Dün çalışıyorlardı, bugün evdeler. Kısa çalışma ödeneği sona erdi. Çalışanlar günlüğü 47 lira maaşla ücretsiz izne gönderildi. Asla yeterli olacak bir rakam değil ki. Ödediğimiz faturalar ortada. Market alışverişlerimizin ne kadar tuttuğu ortada, giderlerimiz çok yüksek, gelir çok alçak, uymuyor birbirine. Kısa çalışma ödeneği sona erdi. Bugün itibariyle işverenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başladı. İşletmeler ekonomik yükü daha fazla kaldıramadıkları için mecburen çalışanlarını ücretsiz izne gönderiyor. Çalışanlarsa günlük 47 lirayla geçinmeye mecbur bırakılıyor. Bu aydan sonra biraz zor bir süreç bekleyecek. 1400 lira hiçbir şekilde bir evi geçindiremez. Aylık 1420, günlük 47 lira ücretsiz izin maaşı. Zaten yaklaşık 2,5 milyon çalışan ücretsiz izindeydi. Geri kalanların birçoğu da yine işsizlik fonundan karşılanan kısa çalışma ödeneğiyle geçiniyordu. O dönem sona erdi. Daha ilk günden ücretsiz izne çıkarmaya başladı işveren. Ücretsiz izne çıkarıldım. Bu süreç ne kadar uzun sürecek henüz bilmiyorum. Kısa çalışma uygulamasının bugün itibariyle sonlandırılması bir taraftan çok ciddi bir biçimde işsizliğe yol açacaktır. İşsizlikte artışa yol açacaktır. Personel hepsi mağdur durumda. Hepsi farklı iş arayışlarında. Fakat sektör sadece biz etkilenmedik. Bütün sektörler etkilendi ve hiçbir yerde iş yok maalesef. 17 Mayıs'tan itibaren İşten çıkarma yasağı da sona erecek. DİSK'e göre ücretsiz izinde olanların büyük bir bölümü yeniden işine dönemeyecek. İşsizler arasına katılacak. O yüzden de çağrılar salgın bitene dek kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi yönündeydi. Ama karşılık bulmadı. Kısa çalışma ödeneği alıyorduk ama bu süreçte kısa çalışma ödeneğimiz de kısıtlandı. Bir şekilde başka işler aramaya başlayacağız ama bütün sektörler bittiği için uzun bir süre iş bulamayacağız. İşini kaybedenler, işletmesini kapatmak zorunda kalanlar, hepsinin derdi ortak aslında. Restoran, kafe, bar çalışanları ve işletmecileri bu en zorlu günlerde İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Kapatmamak için direniyoruz. Yani şurada Kadıköy'de bile ara sokaklara girseniz birçok kapalı dükkan göreceksiniz. Biri açıksa onun yanındaki kapatmış oluyor.